Haberler nokta canlı yayını Nükhet Duru'yla devam ediyor. Şimdi yine bu belgeselin yayına girmesinden sonra seninle özdeşleşmiş olan Melankoli, Ben Sana Vurgunum şarkı hakları üzerinde müzisyen Ali Kocatepe ile bir tartışma yaşanıyor. Hı hı. Yine belgeselden sonra oluyor. İki olay geliyor başına böyle. Hı. Ali Kocatepe albümde şarkılarının yayınlanmasına izin vermiyor. Bu durumun belgeselde altı çizilip de kamuoyuyla paylaşılınca da Nükhet benden intikam alıyor diyor. 19 yaşından beri beraber çalışıyorsun. Birbirinizin müzik hayatına büyük katkılar sağlıyorsunuz. İki önemli, ünlü müzisyen. Bu konu tatlıya bağlanamıyor mu acaba? Bağlanır elbet Okan. Ben saygısında kusur etmeyen bir insanım. Ayrıca ne ben Ali Kocatepe'nin yerine yeni bir Ali koyabilirim, Ali Kocatepe bulabilirim, ne de o yeni bir Nükhet Duru icat edebilir. Yani bazı durumlar insanı hayatta vazgeçilmez yapar. Ben albümü yaparken bir gazete haberi onun kalbini kırdı. Daha ben albümü hangi şarkılarla, kimlerle yapacağım belli olmadan Nükhet Duru en sevilen şarkılarıyla, Ali Kocatepe ve işte Cenk Taşkan şarkılarıyla düet albümü yapıyor. Hatta adını da koydular Nükhet Duru'ya saygı albümü. Ondan sonra ve bunu ben gazeteden mi öğrenecektim dedi bana. Ha. Evet, ben de dedim ki benim bunun yazıldığından haberim yok. Köşe başlarında benim albüm yapacağım. İsmi biraz garip değil mi Nükhet Duru'ya saygı albümü? Ben ne bileyim, ölmedim ya. Ama zaten bunu işte Ali Kocatepe abinin bunu görmesi lazım değil mi? Yani bir insan hayattayken niye böyle bir saygı demek albümü? Demek ki birileri yanlış şeyler söyledi. O da etkilendi diye düşünüyorum. Sen bana bunu nasıl haber vermezsin? Ben oradan mı duyacaktım dedi. Ve öyle olmadığını anlatmaya çalıştım. Pandemi süreci de buna neden oluyor mu acaba? Bence de. Yani insanlar, birçok insan yaş meselesiyle ilgili olarak evde oturmak zorunda kalıyor. Özellikle yaş almış olan herkes. Ama bu ondan önceydi. Bu ondan önce bu miydi? Bu izni almaya çalışmadım. Ama şimdi hayatın zorlukları var. O kendinin aranmasını beklediği günler olmuş. Bir şeyler olmuş. Benim çok daha ağır geçen bir dönemim vardı. Ben de öyle bir şey bekliyordum. Abim kadar sevdiğim bir insanın. O da beni arayamamış. Böyle yani aslında inci çekirdeğini doldurmayacak bir yerden bir tatsızlık çıktı. Ama ben çok alındım. Yani çünkü şarkıları biz söyledikten ve sevildikten sonra o şarkılar zaten bizim olamaz. O şarkılar halkındır. Hmm. Ve bu şarkılar o kadar ayrıcalıklı ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hatırlanmasında bile kullanılmış şarkılar. Hmm. Sabahattin Ali'nin şiirleri, Ali Kocatepe'nin olağan dışı besteleriyle ve benim de naçizane yorumumla literatüre geçmiş şarkılar. Olağan dışıyla olağanüstünü kastediyorsun değil mi? Olağanüstü çok güzel, evet, anlamında. Evet, yani her zaman rastlanmayacak. Evet. İsabette. O maşallah, şiirin bestesi mutlaka o olmalıydı. Hı. Başka bir beste düşünemem. Hı. Ama birbirimizi yanlış anlamakta direndik. Tabii Teoman gibi bir solistle o şarkıyı seslendirince Teoman çok emek verdi o şarkının düzenlemesine ve solist kayıtlarına. 40 defa filan kayıt yaptık. Oo. Tatmin olmadı. Bu kadar titiz bir sanatçı olduğunu bilmiyordum. Onu seyirciye ulaştıramamak, dinleyiciye ulaştıramamak beni çok üzdü. Hmm. Teoman'la olan görüntümüzü stüdyoda, yani adını da geçirmedim. Ne şarkısı söylediğimiz de tam belli değil. Hmm. Bestecinin izin vermemesi dolayısıyla bu şarkıyı duyamıyorsunuz. Hmm. Yazdık. Bunu yapmak hakkımdı. Neden dersen... Çünkü arkasında büyük bir emek var. Bir de Teoman'a karşı bir borcun var. Evet. Zaten çok zor evden çıkıp kendi kendinden canı sıkılmadan tuhaf bir şekilde değişik bir biçimde çalışan adam. Teoman çok acayip bir adam. Çok, ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum ve bu yoruma aşık oldum. Şarkı
başka bir noktaya taşındı. Zaten o şarkıları söyledikçe tazelemek, söyledikçe daha güzelleştirmek değil mi hevesimiz? Evet. Ve buna izin vermemesi beni çok üzdü. Ama niyetim asla intikam almak değil. Ben kimseden intikam almadım hayatımda. Küsüp uzaklaştım sadece. Bir de en büyük tepkim, bir yıl, iki yıl boyunca söylendi Ali'ciğim. İşte öyle yaptı da böyle etti de şey. Ağzımı açıp tek kelime etmedim. Hıncal, al sana Osmanlı tokadı diye yazdı. Ali ile çok arkadaş olduğu için. İyi arkadaşlar, evet. Evet. Ama neyin Osmanlısı, neyin tokadı? O şarkıyı hep birlikte yaptık. Peki ne oluyor? Yani mesela ben senden daha küçük olduğum halde belki bunlar kadar, bu mühim insanlar kadar benle hukukun yok. Böyle bu kadar uzun yılları beraber devirmedik ama ben seni bir kız çocuğu olarak görüyorum. Bunlar seni niye o kız çocuğu olarak göremiyorlar? Sen bunların kıymetlisi bir tanesi kız çocukları değil misin Allah aşkına? Bazen öyleyim. Çoğunlukla öylesin. Çoğunlukla öylesin. Bazen. Yani senin yapınla ilgili olarak herkese örnek gösterdiğin provalarda ilham vermesi için, bir şeye delil olması için senden söz ediyorum. Bizim seninle yaptığımız provalarda sen herhalde oraya en erken gelen, ki erken gelmek bence başarı değil. Yani bunda herkesle tartışırım. Birisi geç gelir ama tavrı çok iyidir. Sen hem erken geliyorsun, hem çok disiplinlisin, hem çok iyi bir dostsun. Sonra hiçbir problem senden kaynaklanmıyor. Bu kolay bir şey değil. Yani oradaki en şöhretli sensin provalarda. Ama hiçbir problem senden kaynaklanmadı. Hiçbir zaman. Ne yeme içme konusunda, ne acıktım, ne çişim geldi, ne hadi provayı bitirelim, ne şurada randevum var, ne o gün gelemem, ne bilmem ne falan filan. Bunların hiçbirisi senden kaynaklanmadı. Senden çok daha genç insanlardan kaynaklandı. Yani bu da aslında seni bir çalışkan, iyi niyetli ve neşeli, optimist bir insan olduğun için yani ne oluyor biliyor musun? Bana sorarsan şu oluyor, yorum yapmak gerekirse. Hakikaten insanlar çok aranmak istiyorlar. Çok aranmak istiyorlar. Bu benim de başımın belası. Yani diyor ki beni aramadın. Diyor ki ben bir hastalık geçirdim. Ben de böyle suçlar işliyorum ve başıma bela alıyor. Bu suç işlemiş gibi hissediyorum kendimi. Öyle bir mesaj alıyorum. İşte şu oldu bana, beni haberim yok ki. Haberim yok. Çünkü aslında sanıyor ki o kişi, o dost, o bir rahatsızlık geçirdi ve bunu herkes biliyor. Hayır, bilmiyor. Bilmiyor. Artık magazinimiz o hale geldi ki öyle bir magazin bombardımanı var ki insanlarla ilgili sadece şunu biliyoruz. Doğurmuş, dayak yemiş, ölmüş. Başka bir bilgimiz yok. Örnekse hastalıklarını bilemiyoruz, başarılarını bilemiyoruz, takip edemiyoruz. Zaten böyle bir enformasyon kakafonisi var ortada. Var tabii ama bilinemiyor. Biz senden kaç aydır telefonda konuşmadık. Kaldığımız yerden başlamak çok mühim. Evet, o dostluk oluyor işte. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu lise, evet, arkadaşlıklarında, evet, olur, askerlik arkadaşlıklarında olur, ailede, evet, olur. Benim aramamı bekledikleri anda ben gizli isimle hastanede yatıyor ve bacağımı kurtarmaya çalışıyordum. Kasıktan mı alalım, dizden mi alalım bacağını? Evet. Ben kangren oldum, kimse bilmedi. Evet. Aynı senin dediğin gibi. Evet. Ayak bileğimi kırdıktan sonra öyle bir macera yaşadım ki 2,5 yıl aldığım ilaç, yaşadığım problem, bağışıklığım o bu, utanıyordum söylemeye. Çünkü ben kimseden aşırı şefkat beklemem. Kimseden beni mutlu etmesini beklemem. Ama ben hep mutlu etmeyi severim. Çünkü hayattaki varoluşumun nedenini insanları mutlu etmek, güldürmek olduğunu sanıyorum. Ya da kendime bu manayı yükledim. Thank you.